askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Elektrik faturalarında yeni tarifeler geleceği günlerden beri konuşuluyordu. En net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tarifelerin yeniden değerlendirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı başka alanlarda destek müjdesi de verdi. Sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketi ile ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik. Elektrik faturalarında yeni bir tarife için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Öncelikle 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz içinde küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan cemevlerinde elektrik faturası sorununa da son noktayı koydu. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı yapılacak yardımları şöyle açıkladı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defa da ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama %5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Son dönemin gündemi enerji fiyatları. Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megawatttan 100 bin megawatt seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin enerjiyi en ucuz kullanan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Bir de kıyaslama yaptı. Konutlarda aylık 200 kilowatt tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam mesela Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92 avro, Almanya'da 100 avrodur. Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmetini sunan ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti il başkanlarını topladı. O toplantıda AK Partili belediyelere bir talimatı oldu. İçme suyu tarifelerinde %7'lik KDV indirimi yapın dedim. 6 muhalefet liderinin görüşmesine ilişkin de değerlendirmeleri vardı. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler
en az %7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. AK Partili belediyelere çağrı yaptı. İçme suyuna indirim yapın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanlarıyla buluştu. Toplantıda AK Partili belediyelere bir talimatı oldu. Birinci derecede belediye başkanlarıma sesleniyorum. Biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz. Biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su zammına getirdi. Su parasında İstanbul %25'in üzerinde zam talebiyle meclise geldi. Mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Peki belediye olarak sen seçim öncesi seçim döneminde söz verdin. Koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer gündemi 6 muhalefet parti genel başkanının görüşmesiydi. O masadan bir şey çıkmaz dedi. Biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Bizim öyle yuvarlak masalarda filan da işimiz yok. Ve o yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. Ve paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba. Hadi bir niye almadınız ya? Onu da yanınıza alın. Bak arkadaşlarımız güzel söylüyor. Herhalde masanın altında mı kaldı? Ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ve ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmanın ardından enflasyonla mücadele mesajı verdi. KDV indiriminin sürekli takip edileceğini, uymayanlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ayrıca çiftçiye de müjdesi vardı. Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden her geçen ay inişini görerek geleceğiz. Bir kez daha enflasyonla mücadele mesajı verdi. Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar vardır. Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur. Enflasyonla mücadelede atılan son adımlardan biri temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV oranının %1'e düşürülmesi olmuştu. Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu indirimin fiyatlara yansıtılmasını sürekli denetleyeceklerini söyledi. Uygulamayanlarsa yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İstanbul'daki toplantıda iş dünyamızdan gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde %7 KDV ve %7 kendi fedakarlıkları şeklinde en az %14'lük bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere de müjdesi oldu. Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında %30'a varan indirim yaptık. Can gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerinde de %30'luk indirime gidiliyor. Karma hayvan yemi %12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor, Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı
pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında vatandaşın lehine olacak çalışmalar yürütülüyor. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Bakan Dönmez, esnafa %25'lik elektrik indiriminin kapıda olduğunu duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi. Enerji fiyatlarına ilişkin heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz dedi. Tüm ticarethaneler içerisinde de. Çalışmalardan biri de ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için oldu. Bu gruptakiler için konuttakine benzer indirimli tarife hazırlanıyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen %25 indirim olacak. Bakan Dönmez enerji fiyatlarında önemli bir bölümü devletin karşıladığının altını çizdi. Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yılda hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Doğalgazda vatandaşlara 450-1500 lira arasında ısınma yardımı olacak. Bu yardımdan dar gelirli 4 milyon hane yararlanacak. Bakan Dönmez hem doğalgaz hem de elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini beklediklerini ifade etti. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğacaktır diye konuştu. Karma Komisyon merakla beklenen Semra Güzel kararını açıkladı. Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi. Son karar Meclis Genel Kurulu'nun olacak. Sayın HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasında ilk adım atıldı. Karma Komisyon oy birliğiyle dokunulmazlığın kaldırılması kararı aldı. Son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Kabul edin. Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun konuya ilişkin kararı merak ediliyordu. Beklenen karar açıklandı. Semra Güzel'in terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle karar alındı. Şimdi gözler meclise çevrildi. Konuya ilişkin son kararı Meclis Genel Kurulu verecek. Sayın Millet. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuya engelli atamalarını törenle yaptı. 2000'i aşkın engelli birey daha kamu görevlisi oldu. Böylece kamuya atanan engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Bugün atamasını yapacağımız 2.927 engelli kardeşimize işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamuya 2.927 engelli birey daha katıldı. Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5.777 engelli memur vardı. Biz bugüne kadar yaptığımız 63 bin atamayla engelli kardeşlerimizin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladık. Bu süreçte engelli istihdamına da büyük önem verildi. Kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4B yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel içinde %3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık. Engelli bireylerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Cumhurbaşkanı bu sıkıntıların giderilmesi için AK Parti'nin uğraştığını dile getirdi. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan,
çok kötü muamelelere maruz kalan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık. Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Engelli kardeşlerimizin bakım evlerine veya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettik. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Hal böyle olunca evde bakım yardımı alan engelli sayısı her geçen yıl katlanarak arttı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı, buraya lütfen dikkat edelim, 535.700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58.000'den 320.000'e çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7.000'den 50.000 sınırına dayandı. Maske zorunluluğu ne zamana kadar devam edecek? Salgının seyri nasıl yönetilecek? Bütün bu sorular önümüzdeki hafta yanıt bulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyerek yeni yol haritasını açıklayacak. Maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceği belirlenecek, salgınla mücadelede yeni yol haritası açıklanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunlar için gelecek haftayı işaret etti. Sağlık Bakanı kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede yeni dönem için tarih verdi. Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız dedi. Maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceği sorusuna ise basın toplantısında maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz şeklinde yanıt verdi. Omikron varyantıyla artan vakaların önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyleyen Bakan Koca, vaka sayısı geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar %28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatışta %15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz dedi. Yerli aşı TÜRKOVAK'a ilişkin de konuştu Bakan Koca. Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı. Koca, TÜRKOVAK'ın 2 haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını ifade etti. Kadına yönelik erkek şiddetinin önüne geçmek için cezaları artıran bir düzenleme geliyor. Düzenleme meclisten geçerse mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. Kadınları ısrarlı takip suç kabul edilecek, cezalar artırılacak. Kravat iyi hal indirim gerekçesi olmaktan çıkacak. Kadına şiddetin önüne geçmek için Adalet Bakanlığı yeni bir çalışma yapıyor. Kadına karşı şiddet konusu İçişleri Bakanlığımızın, Aile Bakanlığımızın önceliği olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nın da birinci gündem maddesi olmaya devam edecektir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni görevinin ilk gününde vermişti bu mesajları. Ülke genelinde hemen her gün bir kadın katledilirken Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık acil koduyla düzenleme çalışması başlattı. Cezalar konusunda düzenlemeler yapılacak. Tartışmalara yol açan uygulamalar kaldırılacak. Kadını ısrarlı takip suç kapsamına alınacak. Ve bir kravatla bile uygulanan iyi hal indirimi. Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni bir adım atmak gerektiğine ben yürekten inanıyorum. Düzenleme hayata geçerse sanıklar kravat taktığı için iyi hal indirimi alamayacak. Adalet Bakanlığı'nın teknik çalışmalarını yaptığı bu düzenlemelerin Mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması bekleniyor. Bir
Büyükşehir Belediye Erzurum Spor bugün sahasında Eyüp Spor'u ağırladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor evinde Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta maçları oynanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Eyüp Spor'u ağırladı. Soğuk havaya rağmen mavi beyazlı taraftarlar Kazım Karabekir Stadyumu'nu tıka basa doldurdu. Maçın ilk yarısında gol sesi gelmedi. İkinci yarı hareketli başladı. Dadaşlar 82. dakikada Oltan Karakullukçu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Eyüp Spor dakika 87'de Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Mavi beyazlı takım bu sonuçla 1 puana razı oldu ve haftayı 44 puanla tamamladı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde rutin olarak aşıkları anma programları düzenleniyor. Bu hafta Aşık Ali Rahmani'yi anma programı vardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi pek çok alanda hizmetler veriyor. Kentin tarihi yapısı adına yapılan yatırımların yanı sıra kültürel yapıya da önem veriliyor. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde rutin olarak aşıkları anma programları düzenleniyor. O programlara bir yenisi daha eklendi. Bu hafta Aşık Ali Rahmani'yi anma adına program düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin açılış konuşmasını yapmak için kürsüdeydi. Nefsini yıkana derim pehlivan. Mutlak kuracaktır Mevlam bir divan. Sade, pak olarak çıkmam gerekir. Fakat şehit olması da bizim için apayrı bir vefa gerektirdiği için onu da apayrı bir şekilde burada belirteceğiz, yad edeceğiz inşallah. Programa katılan Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Abdülkerim Dinç ise Aşık Ali Rahmani'yi anlattı. Komşuları tarafından çok sevilen bir insan. Ali babası herkesin, çocukların Ali dedesi. Mahallede bir problemi var. Hemen Rahmani Baba'ya gidiyorlar. O hallediyor, çözüyor. O tatlı diliyle, gözlerindeki ışıkla, şefkatle, merhametle o hallediyor. Çocuklara ayrı bir sevgisi var. Ve şunu söylüyor, diyor ki çocukları sevmeyen hiç kimseyi sevmez. Böyle bir gönül adamı, böyle bir peygamberi bir kültürün mensubu. Daha sonra aşıklar sazlarıyla misafirleri selamladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sanatçı Metin Kara, Yola Bakın Belki Gelen Babamdır isimli eserle kulakların pasını sildi. Belki gelen babamdır, benim babamdır, cana babamdır. Erzurum Ilıca karayolunda kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Önce bir otomobille çarpıştı, ardından refüjdeki elektrik direğine çarparak yan yattı. Erzurum'da meydana gelen kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Gürsoy Koç idaresindeki otomobil Erzurum Ilıca Karayolu'nun Karagöl Gıda Kavşağı'nda Burak Keskin'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Keskin'in kullandığı araç önce refüjdeki elektrik direğine çarptı, ardından yan yattı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gürsoy Koç Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Keskin ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Burak Keskin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Aksayan trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Milli sporcu Metehan Atan 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılacaktı ancak kıl payı kaçırdı. Metehan pes etmedi, gözünü dünya şampiyonasına çevirdi. Olimpiyat için sıkı bir çalışma gerçekleştiriyor. 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayı kıl payı kaçırdı. Gözünü dünya şampiyonasına çevirdi. Sürat patenci Metehan Atan hedefi doğrultusunda sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2022'deki Mart ayındaki dünya şampiyonasında bayramı en iyi şekilde dalgalandıracağımı inanıyorum. Metehan Atan spora çocuk yaşlarda kayakla atlama branşıyla başladı. Ancak talihsiz bir sakatlık sonucu sürat patenine yöneldi. 20 yaşındaki Metehan Türkiye şampiyonalarındaki derecelerinin yanı sıra 2019-2020 Dünya Gençler Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı.
Torino'da düzenlenen 2019 ISU Dünya Kupası'nda da 14. oldu. Milli sporcu atan 2019 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Milli sporcu başarısını Pekin'de de sürdürmek istedi ancak olimpiyatlara katılmayı kıl payı kaçırdı. 4 kişiyle kaybettim. Ancak pes etmedi. Şimdi önümde 2022 Dünya Şampiyonası var. Gözümü ona diktim. Metehan Atan Mart ayında Kanada'da düzenlenecek olan kısa kulvar Dünya Şampiyonası için çalışıyor. Hedefim 2026'daki olimpiyatlar. İnşallah madalyaya döneceğim. Mart ayındaki olacak Dünya Şampiyonası'nda 2 tane kotamız var Türkiye olarak. 2 kota kazandık. Furkan Akar arkadaşımla ben katılacağım. 35 sporcu toplamda madalya için savaşacağız. Günün neredeyse her saatini akıllı telefonlarla geçiriyor, onsuz yapamıyor, yürürken bile elimizden düşürmüyoruz. Araştırmacılar bu konuyu bir kez daha gündemine aldı. En bağımlı 10 ülkenin listesini çıkardı. Peki Türkiye akıllı telefonlara ne kadar bağımlı? İşte cevabı. Düşünüyoruz, evet. Günün kaç saatini telefona ayırıyorsunuz? Vallahi 200 saat kullanıyoruz. Peki bağımlı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet. Uyanır uyanmaz telefon elimizde. Ne yapıyorsunuz? Instagram'a, sosyal medyaya gidiyoruz. Özellikle koronavirüs salgınında eve kapandık, telefonları elimizden düşürmemeye başladık. Bu da bize akıllı telefonlara en bağımlı 10 ülkeden biri yaptı. Evet, bağımlıyım. Günlük kaç saatiniz akıllı telefona ayırıyorsunuz? Hemen 10 saat. 10 saat. Ne yapıyorsunuz 10 saat? Sosyal medya. Sosyal medya üzerinde video izliyoruz, video paylaşıyoruz, fotoğraf paylaşıyoruz. Kaç saatin geçiyor mesela sosyal medyada? Normalde 3 saate kadar çıkabiliyordu ama şu an kullanmadığım için vakit geçirmiyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefonlar artık bir alo demekten çok daha fazlası. Öyle ki günümüzün hemen hemen her saatini sosyal medyada geçiriyor, her anımızı orada paylaşma gereği duyuyoruz. Daha da vahimi, genç yaşlı çocuk fark etmiyor, kimse telefonu elinden düşürmüyor. Tabii ki herkes gibi biz de bağımlıyız. Yürürken, otururken, hatta yemek yerken bile bir an olsun telefonu elimizden bırakmıyoruz. Vallahi mesajlaşıyoruz, haberlere falan bakıyoruz. Derslere falan giriyoruz, online derslere falan. Araştırmacılar bu konuyu bir kez daha gündemine aldı ve akıllı telefonlara en bağımlı ülkelerin listesini çıkardı. Buna göre Çin en bağımlı ve en çok akıllı telefon kullanan ülke olup birinci sıraya yerleşti. Onu Suudi Arabistan takip ederken Malezya 3. sırada yer aldı. Türkiye ise ilk 10'dan 8. sırada. Kullanımı fazla. İnsanların yapacak aktiviteleri olmadığı için sosyal medya kullanıyorlar. Uzmanlarsa özellikle çocuklarda baş gösteren telefon bağımlılığına dikkat çekti. Aileleri bu konuda uyardı. Rusya, Ukrayna sınırından askerlerini geri çekeceğini iddia etmişti. Bu açıklamalara Amerika Birleşik Devletleri kanadından yalanlama geldi. Rusya'nın askerlerini çekmediğini, aksine sınıra 7000 asker daha gönderildiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna sınırından askerlerini çekeceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamanın doğru olmadığını söyledi. Üstelik Moskova'nın sınırına ilave 7000 asker gönderildiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya arasında kazan kaynıyor. Rusya, askerlerini Ukrayna'dan çekeceğini söyledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bunun tam aksi açıklamalarda bulundu. Amerikan yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savundu. Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar. Fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti. İstanbul terörle mücadele ekipleri tarafından FETÖ'nün hücre evlerine operasyon yapıldı. 34 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon yapıldı. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'nün firari örgüt mensuplarının güvenli ev olarak saklandıkları ikamet adresleri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 30 şahsın yakalanmasına karar verildi. FETÖ mensubu üyelerin ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda hedef şahıslardan 29'u yakalandı ve gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda FETÖ-PDY silahlı terör örgütünden aranması bulunan 5 kişi daha yakalandı. Toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütte gizli sorumlu olarak faaliyet yürüten ihraç kamu görevlileri de bulunuyor. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bir hedef şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Omikron varyantının bulaştırıcılığı yüksek, semptomlarının ise hafif olduğunu biliyoruz. Ancak bu durumun yaş grubuna göre değiştiği ortaya çıktı. Uzmanlar omikron varyantının 2 yaş altı çocuklarda oldukça ağır seyrettiğini söylüyor. Uzmanlar uyarıyor. Omikron 2 yaş altı çocuklarda oldukça ağır seyrediyor. 2 yaş altındaki bebeklerde de hastalık ağır seyrediyor ve hastane yatışları neden oluyor. Omikron varyantı 2021'in son ayında ortaya çıktı. Dünya genelinde hızla yayıldı ve vakalar 4-5 katına çıktı. Türkiye'de de durum aynı. İlk izlenimlerde omikronun bulaşıcılığının fazla semptomlarının hafif olduğu açıklandı. Hatta ölüm oranlarına yansımadığı belirtildi. Ancak korkutan uyarı uzmanlardan geldi. Uzmanlar omikronun hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Omikron hafife alınmayacak kadar önemli. Neden böyle söylüyorum? Birincisi çok bulaşıcı. Özellikle yeni varyantı var BA2 diye. Bu da çok hızlı yayılmaya başladı ve çok bulaşıcı. İkincisi geçirmiş kişilerde yeniden enfeksiyon neden oluyor. Yani Delta varyantı geçiren bir kişinin yeniden virüse yakalanma oranı %10 iken Omikron varyantında bu rakam %40. Omikron varyantı geçiren her 10 hastadan 4'ü tekrar Omikronlu hasta olabiliyor. Omikron'un en ağır seyrettiği yaş grubu ise 2 yaş ve altı. Çocuklarda zaten Delta'nın ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk vakalarında bir artış görmüştük. Ama Omikron'la birlikte çocuk vakalarda çok daha büyük bir artış oldu. Eskiden biz 2 servis açmak durumdayken şu anda 3 servis açtık, 3 servis de dolu vaziyette. Yani bir 4. servisi daha açmak, çocuk servisi adına söylüyorum, çocuk servisini açmak durumundayız. Aynı zamanda yoğun bakımda da çok sayıda hastamız var. Çocuklarda ortaya çıkan bulgularsa yetişkinlerden farklı. Çok sayıda havaleyle gelen, hatta tekrar eden, kontrol edilemeyen, yoğun bakım gerektiren, belki de ondan sonra sakatlık bırakacak şekilde ağır havaleyle gelen COVID vakamız var. Yine çok sayıda ishalle seyreden, kalp tutulumu ile seyreden vakalar var. Hatta omikronun menenjit yaptığını da gördük. Ve gene çok önemli bir durum, böbrek yetmezliği neden oldu. Türkiye geçtiğimiz yıla oranla bol yağış alan günler geçiriyor. Bu yağışlar doğrudan barajlarda etkili oluyor. Uzmanlara göre yağış sonrası barajların doluluk oranı arttı. Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 4 aylık dönemde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttı. Türkiye'de su, tarım yılı yağışları her sene 1 Ekim'den başlanarak 12 ay boyunca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce takip edilerek hesaplanıyor. Meteorolojinin yeni verilerine göre Türkiye'de uzun yıllar su tarım yılı Ekim-Ocak yağışları 253,2 mm ölçüldü. 2021 su tarım yılının ilk 4 aylık döneminde 194,9 mm, 2022 su tarım yılının aynı döneminde ise 247,7 mm yağış düştü. Türkiye'de 2022 su tarım yılı yağışları uzun yıllar ortalamanın gerisinde kalırken geçen yılın aynı dönemine göre %27 artış gösterdi. En yüksek yağış Rize'de gözlemlendi. Trakya'nın kuzeyi, Güney Ege sahil kesimi, Antalya, Mersin, Adana, Düzce çevreleri normallerine göre %20'den fazla artış gösterdi. Iğdır, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde ise yağış azlığı %40'ın üzerine çıktı. Kıyı Ege'de yağışlar barajların doluluk oranına yansıdı. Yetkililer su seviyelerinin genel anlamda arttığını belirtiyor.
Türkiye 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümüyle sarsıldı. Eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek katledilen Sıla siyaset camiasında derinden üzdü. Katili ise adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Daha 16 yaşında bir çocuktu Sıla Şentürk. 16 yaşında nişanlandırıldığı yetmiyormuş gibi bir de nişanlandığı caninin kurbanı oldu. Boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Bu kez bir çocuk cinayete kurban gitti. Türkiye Sıla için ağladı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşıyordu. Eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek katledildi. Tüm Türkiye Sıla'nın ölümüyle sarsıldı. Ailesi, yakınları, sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Annesi tabuduna sarıldı, ağıtlarını cinayete kurban giden kızı için yaktı. Cinayetin ardından kaçan ve havalimanında yakalanan katil zanlısı ise adliyeye sevk edildi. Aç şurayı. Tamam. Sosyal medyada binlerce kişi çocuk ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Spor kulüpleri Sıla'yı paylaşıp artık yeter dedi. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümü siyaset camiasında derinden üzdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük evladımızın canına kıydılar, içimiz yandı, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun da Twitter hesabından "Yüreğimiz yandı, cani için süreci yakından takip edeceğiz." paylaşımı yaptı. Arkadaşlar bir dakika. Yolu açalım. Türkiye'yi ayağa kaldıran hadiseye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kayıtsız kalmadı. Cani'nin en ağır cezayı alması için davaya müdahale olunacaktır açıklaması yapıldı. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Cani'nin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahale olunacaktır. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasak olmasına rağmen pitbull cinsi köpeğini sokaklarda ağızlığı olmadan gezdirdi. Çevredekiler onu uyarınca da köpeğini vatandaşın üzerine saldı. Pitbull dehşetini bu kez Beyoğlu yaşadı. 3 kişi yaralandı. Enteresan bir olayla karşılaştım. Pitbull saldırısına uğradım. Vallahi dün hala bugünün şokunu da yaşıyorum. Dünün de şokunu yaşıyorum. Yasak olmasına rağmen sokaklarda ağızlığı olmadan gezdirdi. Çevredekiler uyarınca üzerlerine saldı. Hem sahibi hem de pitbull cinsi köpek yine dehşet saçtı. Bu görüntüler İstanbul Beyoğlu sokaklarından. Bir kişi pitbull cinsi köpeğini ağızlığı olmadan dışarı çıkardı, sokaklarda gezdirmeye başladı. Normalde yasaktı ama o ne yasak dinledi ne de oluşabilecek tehlikeye kapı kapattı. Vurdum duymaz adamın rahatlığı pes dedirtti. Bir süre sonra akıllara gelen başa geldi. 3 kişi ölümden döndü. Ölümden döndüm diyebilirim. Verilmiş sadakan varmış. Bir esnaf tehlikeli olduğu için köpeğin sahibini uyardı. Dedim ki, beyefendi dedim, bu zincirlemiyor musunuz? Bu dedim yasak bir köpek. Bir çocuk yese paramparça edeceksiniz. Yanlış bir şey söylemiş gibi tartışmanın fitili ateşlendi. Cevap vermedi. Bir anda ne olduysa köpeğin tasmasını çıkartıp direkt bana saldırdı. Bir anda serbest kalan pitbull dehşet saçtı. Üstelik buna sebep olan sahibiydi. Bir ses duydum, pişt diye bir ses duydum adamdan. Ondan sonra kendimi yerde buldum. Resmen ayağımı paramparça edecek rakteye geldi. Olayı gören çevre esnafı sopa, taş ve tekmelerle müdahale etti ama nafileydi. Aldığı onlarca darbeye rağmen durdurulamayan köpek bu kez yardıma koşan başka birini ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan köpek ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. Devletimiz cezalandırır. Hadi ben yetişkinim, kendi çabamla kurtuldum ama bir çocuk olsa paramparça edebilirdi. Trabzon'da 6 katlı binanın en üst katı cami olarak ibadete açıldı ama bir sorun vardı. Camiye giriş çıkışlar zemin kattaki mağazadan yapılıyor. Mağazanın da açılış kapanış saatleri uymayınca camide sadece öğle, ikindi ve akşam namazları kılınabiliyor. 6. kattaki camiye gitmek isteyenler giyim mağazasından girmek zorunda. Üstelik bu camide sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor. Çünkü mağaza kapanınca camiye girişler de yapılamıyor. Trabzon'un işlek caddelerinden olan uzun sokaktaki 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edildi.
bodrum kata yapmayı düşünmüştük ama hep mescitleri, camileri, böyle iş yerindeki mescitleri hep bodruma sıkıştırdık. Biz dedik ki yok dedik. Yani burası mağazanın en güzel yerinde olması lazım, havadar olması lazım. Onun için biz orayı bodruma değil de daha havadar bir yer olan üst kata yapmaya karar verdik. O günden sonra da en üst kat Emine Usta Camii olarak düzenlendi. İmam atanan cami ibadete açıldı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralandı. Zemin kat giyim mağazası olarak hizmet vermeye başladı. Bu da büyük bir sorunu beraberinde getirdi. Camiye giriş çıkışlar bu mağazadan yapılmaya başlandı. İnsanlara açık ibadet yerlerinin müstakil kapıları olması gerek. Ya birincisi ben inşaatçıyım, mimarın birinci hatası. Ama belki de mal sahibi mimara demiştir oradan olsun. Niye oradan olsun? Vatandaş mağazadan girsin de içerideki kıyafetleri görsün de onu alsın. Bu yanlış. Daha önce rastlamadığımız bir şey bu tabii. Pasajların normalde altlarında oluyor ama üst katında ilk defa gördüm ben de. Mesai saatleri ise işi iyice zora soktu. Mağaza sabah 9'da açılıp akşam 22 olunca kapanıyor. Bu yüzden de camide sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor. Camide sabah namazıyla yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Allahu Ekber. Allah. Antalya'da yaşayan Veli Yaman 22 yılın ardından hamile kalan eşine destek olmak için doğuma girdi. Doğum başlayınca heyecanlanan Yaman baygınlık geçirdi. Çiftin 22 yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi. 22 yıl çocuk hasreti çekti. Hasreti son bulan baba destek olmak için doğumhaneye eşiyle birlikte girdi. Heyecanına yenik düşen baba doğumhanede baygınlık geçirdi. Biraz da aşırı heyecanlıydım 22 yıldan sonra. Biraz da tansiyonum yükseldi oranın şeyinden, atmosferinden. 1-2 dakika başım döndü. Fidan ve Veli Yaman çifti 22 yıl önce dünya evine girdi. Yaman çifti büyük mücadele verdi bir evlat sahibi olabilmek için. Hastamız bebek isteğiyle geldi. Aşağı yukarı 22 yıldan beri çeşitli tedavilere rağmen çocuk sahibi olamama şikayetiyle başvurdu. Aşağı yukarı 1 yıllık bir tedavi neticesinde beklenen, özlenen günlere kavuştuk ve çocuk sahibi oldu. Doğum zamanı geldi. Baba Veli Yaman o anda eşinin başında durmak istedi. Doğuma birlikte girdi. İlk başta her şey çok güzeldi. Bebeği gören Yaman heyecanına yenildi. Tansiyonu yükseldi, baygınlık geçirdi. Gördüm, bayağı bir kötü oldu. Hatta doktorlar falan çıkaralım dedi. Gene de çıkmadı yani. Güzeldi ya. O da kızımıza bir anı kaldı. Çiftin 22 yıl sonra kız bebekleri oldu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.